Duvar Pası'nda basketbolu konuştuğumuz bölüme hoş geldiniz. Ara şimdi Duvar Pası diye açıyoruz da ben şeyi düşündüm, hani basketbolda Duvar Pası var mıydı ya? Ya basketbolda Duvar Pası var tabii de böyle langırt mangırt çok kaldırın kardeşim bugün ya. Ya da fenalık geldi bu langırt mangırt. Basketbolun langırtı yok mu? Ya basketbol aslında ya var aslında ama langırt gibi bir kültür değil. Evet. Langırt başka bir kültür. Tabii, çünkü tabii. Orada onun arkadaşlar arasındaki o bir araya gelme şeyi var orada, bir kültür var orada. Basketbolda da Duvar Pası var aslında, evet. Adem. Aslında pick and roll tam Duvar Pası değil, alakası yok ama give and go diye bir şey vardır aslında. Evet, evet, veriyorsun doğru. Ve kaçıyorsun. Ver kaç gibi bir şeydir ver aslında. Kaç. Ki zaten pası, Duvar Pası da o. Ver kaç deriz. Tabii tabii. Pası, tabii. Evet, evet. Yani bir vardır aslında. Hı-hı. Bir de şu var. Tam kavram, yani şu var bir de. Birebir kavramı olmak zorunda değil evet, ama işlevsel evet. Var. Öyle bir işlem var. Yani öyle Duvar işlem. Pası. Hani mesela pivot ne yapıyor? Pivot sonuçta ne yapıyor? Mesela atıyorum futbolda da öyle oluşuyor. Evet, evet. Mesela birçok futboldaki kavram aslında basketboldan gelmiş. Tabii. Mesela pivot santrafor. Sallıyorum. Hı-hı. Rotasyon. Hı-hı. Bunlar aslında basketboldan gelme kavramları. Çünkü rotasyon Türkiye, yani Türkiye'nin futbolu çok sonra evrildi bu kavram. Hı-hı. Çünkü rotasyon basketboldan niye gelme? Basketbolda maçın içinde biliyoruz çok kez oyuncu değişiyor. Tabii. Yani bir oyuncu 20 kere girip çıkabiliyor evet, sahaya evet. Gibi. O yüzden de yani bench derinliği, kadro derinliği de o yüzden rotasyonla ilgili tabii ki. Bir anlam kazanıyor. Hı-hı. Çünkü futbolda çok anlam ya, kazanmıyor. Maç maç farkı. Maç, ben canlı maç izledim şey yorumları diyorum işte. İki takım var işte futbol maçı. Ya fast break nasıl çıkıyor falan. Tabii. Halbuki fast break basketbol terimidir yani. Tabii tabii tabii. Tabii. Hızlı hücum falan tabii. Diyebilirsin kontra ama. Kontra atak bizde kullanılır. Kontra evet. Counter attack yani. O da şeydir şimdi ani ters evet, evet. Saldırı gibi aynen öyle o anlama gelir. Ters ayakla yakalanmış tabii, gibi tabii, falan. Tabii. Şimdi biz böyle bir girizgah yaptık ama yine NBA'de olaylar oluyor. Yani sen hatta geçen hafta bahsediyordun tabii. Bunlardan ve işin açığı ben yine de beklemiyordum ve şaşırdım. Mesela Kawhi Leonard transferi beni oldukça şaşırttı. Yani sen Clippers'la ilgili ne demek istersin bize mesela? Ben 2 hafta önce köşemde yazdığımda bazı sosyal medyanın NBA severler, bazı isim vermek istemediğim önemli evet. Yazarlar da bana sallamış. Demişler ki adam takımı şampiyon yaptı ayrılır mı ya sallama mallama gibi böyle ne oldu? Ne oldu? Bak Los Angeles'a gitti adam. Evet. Ya kardeşim bak bu Toronto Raptors hakikaten NBA tanıyan loser takımlarından biri haline gelecek. Niye? Geldi zaten de bak evet. Niye? Zaten bugüne kadar bütün yıldızları terk ediyor Toronto Raptors'ı. Şimdi bu konuyu açıyorum. Clippers ancak buradan bağlamamız tamam. Lazım. Toronto Raptors'ı bugüne kadar bütün yıldızları terk etmişti ya. Kawhi Leonard zaten kontratın son yılını tamamlamak üzere gelmişti ya Toronto. Evet, evet, evet. Şampiyon yaptı. Herkes kalacağına inandı. Hı-hı. Ya o bile bırak. Şampiyon mı sen bıraktı gitti ya. Evet. Maksimum kontrat alabilecekken bıraktı. Hı-hı. Şimdi gitti Los Angeles şey, Clippers'a. Gerçi o da iyi bir kontrat aldı ama işte peki şey. Toronto'yu niye bırakıyorlar? Yani o konuda bir fikrin var yani mı? Yani şimdi şöyle bir konu var. Şimdi mesela atıyorum. Çok özür dilerim. Buradan gençler bilim özür dilerim. Veya Çaykur Rizespor'lara ayıp olmasın ama. Şimdi Çaykur Rizespor'da sana... Çemiş Kezek Spor diyelim. Çaykur Rizespor'da yani teşvik dağıtı olmaz da. Çaykur Rizespor'da futbolcusun. Çaykur Rizespor sana yıllık 3 milyon euro teklif ediyor kalma için. Fenerbahçe veya Galatasaray Beşiktaş 2-2,5 teklif ediyor. Nereye gidersin? Yani tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Tabii oralarda şimdi şeyde yani orada 3'e 5'e bakmazsın. Los Angeles'ta yaşamak istiyorsun. Şimdi bu insanların aynı zamanda hayatları var. Hı-hı. Yani sadece o konu basketbolla alakalı değil. İstiyorlar ki güzel bir yerde yaşayalım. Belki hı-hı. Evliler, belki çocukları var. Belki aileleri orada yaşamak hı-hı. istiyor. O yüzden biraz da böyle bakmak ya lazım. Ya bırak yani. Şeyi Türkiye ölçü hani bir insana sor Kadıköy'de mi çalışmak, yaşamak istersin işte atıyorum Yeni Bosna, İki Telli falan. Orada villa mı sahibi? Anladım atıyorum. Yani. Aynen. Onun gibi bir şey. Çok acaba Mario Gomez niye ayrıldı Beşiktaş'tan? Mario Gomez? Çünkü hayat, evlenmişti o ya. Hayat, evet, eşi, evet. Eşi dedi ki ya Mario yeter zaten geldi 32'ye. Ya olacağı oldu Allah aşkına gel gidelim ülkeme. Yani, Almanya'da yaşayalım. Yani Snyder de o şekilde gitti biraz biliyorsun eşinin. Kim? Snyder. Tabii. Ya bırakın bu işi. Ya Snyder'in eşi hayatında olamayacak kadar şöhreti zaten Türkiye'de yakaladı yani. Ben hayatımda biz hakikaten enteresan bir ülkeyiz yani. Şimdi Mesut Özil'de şöyle bir gelme olayı varmış. Haberim var mı? Benim kulağıma şöyle geldi. İşte Mesut Özil'e belli bir maaşın bir kısmını Fenerbahçe verecek, bir kısmı Arsenal verecek, bir kısmı sponsor. Bir de ayrıca karısına, şu anda evlendiği evet, eşine, evet. ismini bağışlasam unuttum. İşte bir dizimizi teklifi edilecekmiş.
Öyle gelmeyi yani. İkna edecekmiş ya böyle ya vallahi tam eski Türkiye işleri ya. Vallahi. Evet yani. Neyse evet. Şimdi futbol buraya da şey sirayet etmesin, biz şey Toronto'dan devam edelim. Hatta Toronto'dan aşağı Clippers'a doğru da inebiliriz. Şimdi şöyle, geçen hafta bir şey konuşmuştuk Adem. Bu hafta da başka bir konuya dosyasını açacağız. Geçen hafta Brooklyn Nets, eski adı New Jersey Nets'i anlamıştık. Evet. Yani New York bölgesindeki köprünün diğer yanındaki New Jersey'deki takım, işte daha sonra Brooklyn Köprüsü'nün yanındaki öteki takım. New York'un ötekisini. Ona ezik yani öteki kaybedenler takımlarından biri olması konusunda hikayesi anlamıştık. Nasıl New York'un 30 yılı beceremediğini Nets becerdi gibi bir şey böyle. Bu haftada Los Angeles şehrinin öteki takımından bahsedeceğiz. Kim bu? Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers 1970 yılında New York'ta Buffalo'da Buffalo Braves olarak kuruldu. Tabii orada Knicks baba olduğu için yani koja köpek hani büyük köpek olduğu için böyle bir kavram var İngilizce'de Amerika'da. Big dog hani bir yerin koca köpeği olmak hani alfa dog. Oranın hani ağası denir bizde. Baba ağları ağları. Knicks olduğu için 1978'de San Diego'ya taşınıyor. Yani California. Yani Los Angeles'ın biraz uzağında. Hatta oranın hayvan bahçesi meşhurdur. Biliyorsun. Evet, evet. San Diego Zoo hatta filan. San Diego'ya taşınca tabii biliyorsun derken bana da kaç kere gittin diye sor. San Diego yok. Meşhurdur. Jurassic Park'ın çok yerde konu olmuştur. San Diego'da taşınca takımın ismi Clippers yapıyorlar. Evet. Daha sonra da 1980'de Los Angeles'a taşınıyor San Diego'dan ve Los Angeles Clippers olarak devam ediyor. Şimdi size ilginç bir şey anlatacağım. Los Angeles'ın 1984'te taşındı değil mi? Tamam. Önce bir şey anlatacağım. Hadi 1984-80 öncesi tarihiyle ilgili şunu ekleyebiliriz. Los Angeles Lakers onun baba takım olmasının bir anormal yok. Niye? Will Chamberlain orada oynamış. Jerry West Lakers'da oynamış. Hatta arkadaşlar bilmeyenler varsa NBA logosundaki o silüet Los Angeles Lakers'ın efsane yıldızı, efsane gardı Jerry West'in silüetidir o. Yani Lakers'ın NBA tarihinin ne anlama geldiğini bu örnekten ışık tutabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Şimdi 1980 sonrasına gelelim. Niye 1980 sonrasına? Şimdi diyelim ki her şey baştan başlıyor. Yani şimdi bütün tarihlerini kıyaslarsak Clippers'a haksız gelmiş oluruz. Ama Clippers'ın hep kötü yönetildiğini, nasıl kötü yönetildiğinin burada resmi çizeceğim size bugüne kadar. Ya 1980 sonrasında Lakers'a forma giyen birkaç yıldız ismi verebilir misin bana? İşte Shaquille O'Neal, Kobe Bryant derim. İşte Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar değil mi? Evet. Kafadan. Evet, evet. Şimdi de LeBron James değil mi? Evet. Çok güzel. Kafadan 5 tane isim saydık ya. 1980'den sonra Clippers'ı oynayan oyuncuları bir okuyalım mı? Doğru gün zaten biri oynamadı da 90'lardan sonra 2000'lerde itibaren gelelim. Chris Paul, Elton Brand, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Ya Clippers tarihinde süper yıldız görmedi ya. Tarihinde bak en baba yıldız gören adam Chris Paul. Chris Paul da yani sonuçta oyun kurucu. Yani büyük bir skorer, süper süper atlet bir süper yıldız değil. Winner değil yani. Ya winner zaten değil. Şampiyonluğu yok ama hani mesela Vince Carter'ın da şampiyonluk ama süper atlet, süper yıldız olduğu için hani Toronto'ya bir hava getirmiş. Evet, bir heyecandır. Evet. Aynen. Hani o anlamda söylüyorum. Aynen. Mesela 1980 sonrasında Clippers'da bir yıldızı yok ya. Bir star oynamadı. Evet. Ama ilginç bir şey işte. Çok hayat bak çok enteresan. Los Angeles Lakers son birkaç yıldır saçma sapan yönetimle o geçen hafta Rob Pelinka mevzusunu hatırlıyorsunuz. Rob Pelinka'yı bayağı başını arıtacak o Rob Pelinka yani. Rezalet. İşte bakın. Sen meydan verirsen nasıl New York Knicks bu kadar kötü yönetimle yılların ardından Brooklyn böyle bir ne derler? Dirilmedi de bir laf söyler. Hani uyandı. Değil mi? Hani şey oldu. Ya da maymun gözünü açtı. Ha maymun gözünü açtı. Bravo süper. Maymun gözünü açtı. Şimdi aynısı Los Angeles'ta yaşıyor. Evet. Sen gidiyorsun saçma sapan. 35 yaşında LeBron James'e yeniden yapılanma. Anthony Davis sanki 20 yıl önceki basketbol kültürüyle devam ediyormuş gibi NBA. Transferle onun üstüne gidiyorsun. Bak abi şu anda Clippers'ın yaptığı iki transfer var. Kawhi Leonard. Yani Toronto'yu şampiyon yapan finallerin MVP'si. İki Paul George. Oklahoma City'de Russell Westbrook'a rağmen normal sezon MVP'sinde ikinci sırada tamamlayan oyuncudan bahsediyoruz. Çok özel bir oyuncu.
Yılın transferi bu yani. Bu tabii. Olay yılın transferi yani. Ya Paul George ile ilgili enteresan bir konu var. Paul George bir egzotik dansçıyla evlendi. geçen 2 sene evvel. Çok ilginç. Egzotik dansçı da benim Amerika'da kuzenimin eşi yani eniştemin yakın tanıdığında olduğu için Paul George kuzenimi takip ediyormuş. Böyle ben de bir, dün bana öyle bir bilgi geldi. Enteresan. Neyse ne diyorduk? Şimdi Clippers o kadar kötü bir tarihi var ki ya adamlar 49 sezonda yani tarihlerine bakın arkadaşlar 49 tane sezonu var Clippers'ın. Kaç kere playoff'a kalamışlar biliyor musun? Kaç kere playoff yapmışlar? 2 mi? Yok 14 kere. 14 ne ya? Abi 14 ne? Yani o kadar vahimdir ve 14 kere giriyor ama onda da işte evet. Çok deneyim. Ya ben Clippers'ı şöyle hatırlıyorum hani ondan 2 mi dedim hani NBA'de hep en kötü sezon performanslarını en çok mağlubiyet alan takımlardan falan o araya girerdi ya hani. Tabii. Sezonun sonuncu bitirir normal sezon falan. Ondan öyle bir imaj kaldı benim aklımda. Ama sinemada bir hikayelerde şöyle bir şey vardı Adem. Sen kültür sanat temelli bir adamsın. Şimdi filmde kahramanlar lazımdır. Evet. Bir filmde yani nasıl öldürülecek katiller lazım ki hikayede. Ölecek kurbanlar da lazım yani casting'te değil mi? Evet. Şimdi bir NBA sezonunda bir senaryo gibi düşün, film düşün. O lige bir şampiyon lazım, o lige heyecan kaçık takım lazım, o lige genç havalı bir takım lazım. O takıma kaybedenler birileri lazım, kötü evet. giden takım da lazım. Hep Clippers'da bu rol biçildi yani. Biraz da kendi kötü idarelikten dolayı, kötü yöneticilikten dolayı, yöneticilikten dolayı. O yüzden bugün ne biraz gelmişsin dedi bu ama ben olaya şöyle yaklaşıyorum. Los Angeles'ta yani hakikaten çok enteresan bir sezon bekliyor bizi. Yani ilk defa Clippers'ın Lakers'ın daha önemli yıldızları var kısmen. Yani çünkü LeBron normalde tabii ki lig tarihinde en iyi 10 oyuncudan biri olabilir ama artık o tepeyi açtı, iniş başladı. Yani o yüzden o anlamda kıyaslamak lazım. Evet. Evet. Bu NBA'de hani işte salary cap var, işte bir takım düzenlemeler var ki rekabet korunsun diye yapılır ya. Evet. Bu transferlerde de öyle bir neden var mı? Tabii var. Rekabet korunması için. %100 var. Bak şöyle bir örnek vereyim. Şimdi NBA'in en zengin takım hangisi biliyor musunuz? Bak çok enteresan işte. Bak işte dünya hakikaten garip bir yer. Paralel Saadet Olmaz'ın, bak hakikaten arkadaşlar paralel Saadet olmuyormuş. Evet. Ya NBA'in en zengin takımı hep böyle. New York Knicks'tir ya. Ya adamlar 30 yıldır yarışta dilen. En son gördükleri yıldız Patrick Ewing. Patrick Ewing yani. Biz çocuktuk. Kendisi canlı izlemişliğim vardır 3 kere. Çok önemli bir oyuncudur. Neyse velhasıl yani biraz NBA yönetimi biraz bunun üstünden gidiyor. Hatta ben geçtiğimiz ayda Amerika'daydım. Orada NBA oyuncuları sendika başkanıyla bir araya geldim. Oturduk biraz sohbet bir ailevi bir toplantıda denk geldik. Bir aile dostumuzmuş meğerse. Bana şunu anlattı. Aradı. Kulüplerin ajandası olduğu gibi yani takımların ajandası olduğu gibi planlaması olduğu gibi dedi. NBA yönetiminin de bazı planlamaları var dedi. Yani şimdi kalkıp dedi yıldız mesela şimdi bir NBA finali kurguluyorsun. Hiç süre en az NBA'deki 5 süper yıldızın en az 2 veya 3'ü o finallerde görülmesi lazım. Evet. Çünkü bu işin içinde sponsorluklar var. İki büyük marka kimlerden bahsettiğim birisi. O markaların temsilcileri var. Bunun daha sonra uzak doğuda birçok ülkede pazarlama stratejisi var. Bunlar çok birbirine bağlı konular. Buradan bu arada NBA oyuncular sendika yöneticilerinden Kevin'e de buradan selamlarınızı iletelim. Bana çok off the record gizli bilgiler verdi bu konuda. İlerleyen bölümde ayrıca açarız. Bu arada bu transfer gerçekleşimi yani Kawhi Leonard'la Paul George Los Angeles Clippers'a imza attığı gün gecesi bir telefonum çaldı gece 3'ünde. Eski TRT yorumcusu sevgili dostum İsmail Karatun'a beni aradı. O da New York'lu, ben de dalga geçecek ya. Çünkü ben ona geçen hafta şeyle ilgili dalga geçmiştim. Ya bak 30 senedir New York'un beceremediği Nets becerdi diye. Evet, evet. O da benimle şöyle dalga geçti. Los Angeles'ta artık Lakers formalılar değil Clippers formalılar cirit atacak diye benimle uğraştı. gün olur devran döner İsmail. O yüzden neyse ne diyorduk? Valla NBA var olduğu sürece New York'un, Los Angeles'ın, işte Boston'ın geçerliliği bence hiç değişmez yani. Ya tabii şimdi... Bunlar tarihi takımlar doğru, yani. Çok doğru, çok doğru. Şimdi de şöyle bir şey var. Ben geçtiğimiz günlerde çok ilginç insanlarla hakikaten tesadüfen bir yerde geliyoruz. Yani mesela
geçen yıl bir şey söylendi, hatırlıyor musunuz? Adem, bunu seninle konuşmuştuk galiba. Sezon biterken, yani sezon bitimi biterken, geçtiğimiz sezon sonu yani. Burada program çekiyorduk. Seninle bir şey konuşmuştuk, şeyde, kuliste. Şuydu konu. NBA'den, komisyonundan bazı yöneticiler ve kanal yöneticileri Lakers'ın bir şekilde yarışta olması gerektiği gibi planlama yapması gerektiğine dair bir konuşmalar geçti. Evet. Yani Lakers'ın NBA finalinde olmadığı her sezon reytinglerde gerçekten düşüşler var. Bakın en son NBA finalinde reyting olduğu yıllar bir Golden State Cleveland'dı, 7 maçlık seri olan maç. Cleveland'ın şampiyon oldu. Evet. Ondan önce yani LeBron'un Miami'deki yılları da biraz reyting yapmışlardı. Ondan önce Lakers'lı yıllardı. Yani Lakers'ın yarışta olması gerektiğiyle ilgili bir öngörü var yani. Böyle bir şey yapıyorlar yani. Bekleyip göreceğiz ama şöyle söyleyeyim. Yani doğuda demiştik ya sen, bütün plan, bütün puzzle değişecek bu Brooklyn hamlesinden dolayı. Evet. Sanırsa madem batıda da, yani doğuda planlar değişti ama galiba sıra şimdi batıda. Tabii şimdi yani bunu konuşmuştuk. Mesela Toronto ile Golden State şampiyon olsaydı belki bugün hala Batı'nın en önemli iki iş takımı Houston olacaktı, değil mi? Şimdi Houston'u nereye koyacağız? Mesela James Harden'la Houston NBA'de haritada nerede olacak mesela? Şimdi Clippers inanılmaz oyuncular getirdi. Evet. Lakers Anthony Davis'i getirdi LeBron'un yanına. Yani hakikaten çok ilginç bir sezon bekliyor bizi. Bu arada önümüzdeki haftalarda NBA'in bir bölümümüzü NBA'in 80'li yıllardan başlayarak en iyi oyuncular üzerine bir bölüm yapacağız. Ondan sonraki hafta 90'lar ve 2000'ler devam edeceğiz. Bizde kalın, çok ilginç bölümler geliyor arkadaşlar. Evet, peki Ara, bugün senin ağzına sağlık tekrar. Evet, bugün de seni konuşmadım ederim. Adem ya. Vallahi ama şimdi yani, şöyle bir bugün durum var. Bugün çok konuştum. Ya hakikaten böyle ben de programı bakarken Adem hakikaten tebrik etmeniz lazım. Hakikaten böyle bir konuşuyor şunu durduramıyorlar. Ben çocukken kekemeymişim. Ben solaktım. Beni ailem zorla sağ el yapmaya çalıştı. Evet. O yüzden sağ elle zorlayınca kekemeye dönmüşüm ufacıkken. Doktor bunu fark etti. Soluma dönmem gerektiğini söylemiş. Soluma döndüğüm an kekemenim gitmiş. Konuşmaya bir başlamışım. Evet. Bugün de susturamıyorum. Yani kabak senin başına patladı abi. Yok, hiç sorun değil. Tamam. Ya zaten bir de hani söz konusu NBA olunca gerçekten senin konuşman demek lazım. Demek ki sağ elimde kalsaydı bugün ben yayıncı olmayacaktım. Kekeme olurdu. Nereden nereye? Evet. Peki, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşünceye hoşça kalın.